Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılını coşku ve gurur içerisinde kutlamaktayız. Bu, binlerce yıllık köklü devlet geleneğimizin zirveye ulaştığı, Türk milletinin asaletini tüm dünyaya gösterdiği bir yüzyıldır. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Atatürk'ün de dediği gibi, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. İşte bu yüzden bu kutsal emanete sahip çıkmak bizler için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir namus meselesidir. Bu yüzden biz Atatürk'ün gösterdiği yolda, üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığındayız. Unutmayın, muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Memnun oldum. Memnun oldum. Siz yeni başladınız herhalde. Daha önce hiç gördüğümü hatırlamıyorum sizi. Yeni sayılırım. Ömer Bey dışişlerine danışmanlık veriyor. Bundan sonra yakın çalışacağız. Hı. Gökhan Bey, Uluslararası Diplomasi Ajans Direktörü. Tekrar memnun oldum. Biz içeri geçelim istersen. Neslihan Hanım'ın erkek arkadaşı. Geleceği parlak görünüyor. Evet. Gözlerim kamaştı. Ne kadar tanıyorsun? Gökhan Kargı. 13 Nisan 1985 doğumlu. Stanford mezunu. Son 9 aydır da Neslihan Hanım'la beraber. Ha. Bu bakışlar bana adamdan hoşlanmadığını, hatta bazı şüphelerin olduğunu söylüyor. Karşında iyi bir istihbaratçı olunca insan duygularını saklayamıyor. Teşekkür ederim. Neden şüpheleniyorsun? Sadece yara izi. Bazen bir yara izin sadece bir yara izi olamayabiliyor. Senin işin de küçük izlerden büyük fotoğraflar çıkarmak. Mesaj alındı. Neslihan'ın bu konuşmadan haberi olmasın. Hangi konuşmadan? Bu konuşmadan. Yok. Ben bu aramızdaki konuşmanın geçmediğinin altını çizmek için hangi konuşmadan? Güzel. Efendim? Şaka yaptım. Ha. Tamam. Bu ne şimdi? Çiçek. Sevgilinle. Böyle şeylerden hoşlanmadığımı biliyorsun. Hem de burada. Ne var bunda? Sevdiğim kadına çiçek alamayacak mıyım yani? Alabilirsin. Ama buraya getiremezsin. Hayır, neden bu kadar sinirlendin anlamıyorum. Sinirlenmedin. Ya biraz gergin gibisin. Ha, şu mesele mi? Hangi mesele? Mostar Köprüsü'nde bir adam asılmış. Aşırı milliyetçi bir Sırp. Bütün Sırplara ayaklandı. Türkiye'yi sorumlu tutuyorlar. Hayır tabii ki. Ayrıca o adam bize saldıran adam. Başkanımızı öldüren adam. Orasıyla pek ilgilendiklerini sanmıyorum. Neticede adama yargısız infaz yapılmış. Hem de çok kötü bir şekilde. Uluslararası hukuka da aykırı.
Nedense bu uluslararası hukuk sadece bizi suçlamaya yarıyor. Ferit Başkan öldürülürken bu uluslararası hukuk neredeydi? Geçireyim seni. Kovuluyorum yani. Hayır. Kovulmuyorsun. Yapacak işlerim var. Geldiğin için teşekkür ederim. Hadi hadi. Bunun hesabını soracağız. Gel. Komutanım, birliğim üzerinde toplananlar var. Hayırdır arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz burada? Çıkıp gidin buradan. İstemiyoruz sizi burada. Yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Hadi uzaklaşın. Buradan Mostar Köprüsü'nde bir nasıl bıçardı ya. Onun için toplanmışlar. Sorumlusu bizmişiz. Kalabalık gitgide artıyor. Ne yapalım komutanım? Emrinizdedir. Hiçbir şey. Ben bir Ankara ile konuşacağım. Sakın müdahale etmeyin. Emredersiniz komutanım. Milorat, Türk Birliği'nde gösteriler başlamış. Aldım haberlerini. Orası hareketlendi. Ama bize hala Vasilya Hasan adam lazım. Burada sıkılıyoruz. Siz başlayın. Her yerden saldıracağız, her yerden. Sonunda köşeye sıkışacaklar. Sonra da defolup gidecekler. Biraz sabırlı olursanız hem o adamın kim olduğunu bulacağız... hem de Türk Birliği'ni göndereceğiz. Siz bir hata yapmayın yeter. O zaman giriyoruz. Girin. Tamam, beni gelişmelerden haberdar et. Yine ne yaptım? Sayende yeni bir krizimiz var. Sebep? Bosna'daki Türk Askeri Birliği'nin önünde protestolar var. Sebep? Mostar Köprüsü'ne asılan bir ceset desem, bir şey ifade eder mi? İkimiz de senin yaptığını biliyoruz. Elbette ben yaptım. Bak, tamam. Zehra'nın intikamını aldın. Yıllardır duygularımızla hareket ettik. Mücadele ettik. Ama şimdi biraz daha aklımızla hareket etmenin zamanı. Anladın mı? Bana aptal mı diyorsun? Hayır. İkimiz de senin çok zeki bir adam olduğunu biliyoruz. Bizi Balkanlardan çıkarmak için her şeyi yapıyorlar. Biz gidersek oradaki Türkler, Boşnaklar, Kosovalılar ne olacak? Herkes bir taraftan çekiştiriyor. İstersen beni onlara ver, eğer sizi rahatlatacaksa. Saçmalama. Köpekler istedi diye atlar ölmez. Efendim. Tamam. Tamam, geliyorum. Birliğin önündeki protestolar artmış. Basın falan da gelmiş. Bütün dünyayı birbirine katmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bak, bu şirketin işi. Sen bana bir şey mi söyleyeceksin? Neden aşık olmadığın bir adamla birliktesin? Nereden çıkarıyorsun bunu? Nereden biliyorsun? Aşık bir kadının nasıl baktığını iyi bilirim. Ben Gökhan'ı seviyorum. İyi biri. Başarılı. Zeki. Bazen esprili. O yüzden mi geldiğinde yüzün düştü? Elinde çiçekler de burada onu görmek hoşuma gitmedi sadece. Bu seni niye ilgilendiriyor bu kadar? Merak. Bu merakın benimle mi ilgili yoksa Gökhan'la mı? İlişkinizle. Kimsenin özel hayatı seni ilgilendirmez. Devleti ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir Neslihan Hanım. O zaman sizi
magazin birimini alalım Ömer Bey. Ben böyle iyiyim. Kimseyi öldürmezsen mutlu olurum. Elimden geleni yapacağım. Ama söz veremem. Evet, konuştum. Kendisiyle konuştum. Sakin kalalım dedi. Bunun açık bir provokasyon olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Kalabalık artıyor. İçeri girme yönünde girişimde bunu vurularsa... Kalabildiğimiz kadar sakin kalmak zorundayız. Yabancı basında canlı yayındayız şu an. Bir hata yapmamızı bekleyecekler. Tamam. Elimizden geleni yapacağız. Denen korkunç cinayetin sorumlusu durum bölgedeki Türk milliyetçilerini kızdırmış görünüyor. Olanlardan Türk birimleri, hatta Türk istihbaratı sorumlu tutuluyor sayın seyirciler. Hemen bir basın açıklaması hazırlayalım. Ya ne yapacağız? Oku alim mi olacağız? Ben zaten hiçbir şey anlamıyorum. Biz ne zaman operasyona çıkacağız? Önce kimle savaştığımızı bilmemiz gerek. Gizem haklı. Düşmanını tanımayan savaşı kazanamaz. Ya Korkut dayıcığım tamam haklı da. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bu okuduklarımdan hiçbir şey anlamıyorum. Tamam mı? Nazlı bacım. Sen böyle okumuş etmiş, aklı başında bir kardeşimize benziyorsun. Şurada ne diyor, ne anlatıyor? Bir özet geçsen ha. Biz ne yapacağız? Özet mi? Elindeki dosyalar özet zaten. Bak, detaylarları burada. İstersen bunları oku. Allah Allah. Ben sizin kardeşiniz değil miyim ya? Ha? Ben sizin kardeşiniz değil miyim? Tamam, şimdi ben sizden bir kardeşiniz olarak rica ediyorum. Bu dosyada ne yazıyor, ne anlatıyor? Biz ne yapacağız? Birisi bana anlatsın lütfen ya. Haklısın kardeşim. Haklısın, vallahi de billahi de haklısın. Şimdi ben sana senin anlayacağın dilden anlatayım. Şimdi bu şirket Allahsız, kitapsız, vatansız, milletsiz bir düşman. Bunlar istiyor ki bütün dünya kendileri gibi olsun. Yok ya. Yok ya. Peki biz buna müsaade edecek miyiz? Hayır. Artık kuralları biz koyuyoruz. Vatanımıza göz dikmelerine de, bayrağımıza el sürmelerine de, masum kanıyla beslenmelerine artık izin vermeyeceğiz. Yani senin anlayacağın atak oynayacağız. Atak, atak. Çok şükür ya. Sonunda birisi anladığım dilden konuştu. Allah razı olsun Korkut dayı. Beni tanıdın mı? Elbette. Keskin nişancılardan biriydin sen, değil mi? Hatta senin şöyle bir özelliğin vardı. Sadece çocukları ve kadınları öldürürdün. Evet. İyi hatırladı. Hafızam bu kadar iyiyse Vasili'yi öldüreni de hatırlıyorsundur. Tabii. Adı ne? Sana söyleyemeyeceğim. O zaman önce adamlarını, sonra seni öldürürüm. Murat, adamın telefonunu buldum galiba. Ver çabuk. Cihangir. Ömer abi. Ne işin var senin burada? Nasıl ne işin var? Geldim işte. Neye geldin? Katılma ya. Olmaz Cihangir. Üzgünüm. Nasıl olmaz? Abi ben hayatım boyunca bu anı bekledim. Cihangir. Olmaz dedim hadi.
Beni iyi dinle. Vasili'yi. Kardeşimi sen öldürdün. Değil mi? Sen de Milorad olmalısın. Maske falan iyi, artistik olmuş da. Ama artık seni tanıyorum. Buraya geleceğim. Seni de kardeşin gibi önce döveceğim. Sonra öldüreceğim. Eğer gelmezse... en ufak bir şüphede... sana ne olacağını göstereyim. Fazla vaktin yok. Nerede, ne zaman olacağını söyleyeceğim. Her şey yolunda mı? Evet, evet. Küçük bir işim çıktı. Bana öyle küçük bir iş gibi gelmedi. Özel bir mesele, boş ver. Ayıp oluyor ama. Söyle, nereye? Ölüme gidiyorum. Ne yapacağım? Yanında olacağım. Bu sefer değil. Korkut, burası sana emanet. Yok öyle dava. Ya Ömer, hepimiz kardeşiz. Birbirimiz için yaşayacağız, birbirimiz için öleceğiz. Ya birbirimiz için çarpışacağız, ancak bir olursak bunları yeneriz demedin mi? Korkut, bu benim şahsi meselem. Seni ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir, bizi de ilgilendirir. Nereye gittiğini bulamayacağımızı mı sanıyorsun? Dayı. Hayırdır? Belli ki bir mesele var. Söylemedi. Silah, pasaportu, telefonu aldı çıktı gitti. Meselesi şahsiymiş. Allah Allah. Ben şahsi mahsi anlamam. Bizim töremizde beyin arkasından gitmeyene er demezler. İşte o kadar. Nazlı, sen bir şey bulabilir misin? Takip ederim. Havalimanına giderse nereye uçtuğunu bulurum Amaya sonra. Olur olur. Sen bir bul da gerisi kolay. Tamam. Böyle olmuş ama söylediğim cümleyi düzeltelim. Tamam? Tamam. Bana hala kızgın mısın? Hem de senden nefret ediyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ömer abi gitti. Ne? Nereye gitti ya? Ne alaka? Detay veremem. Neden? Yoluma taş koyduğun için olabilir mi acaba Neslihan? Ha? Cihangir bak, ben zaten binlerce şeyle uğraşıyorum. Bir de seninle uğraşmayayım. Neslihan Hanım, çok acil bir durum var. Bir dakika. Balagay tekkesi basılmış. Silahlı adamlar birkaç kişi alıp gitmişler. Orası Ömer'in olduğu yer. Ömer'i ortaya çıkarmak için yapıyorlar. Emriniz nedir? Eminsin değil mi? Aa, adamın adını bile duydum. Neymiş? Sana söylemeyeceğim Neslihan. Ömer'in yurt dışına çıkmaması lazım. Havalimanı kameralarına henüz takılmamış. Daha erken, yeni çıktı sayılır. Bacım, sen şimdi bütün bu kameraları görebiliyor musun? Tabii ki. Trafik kameraları, güvenlik kameraları, yüz tanıma sistemli kameralar. Birazcık zorlarsam özel kameralar. Yani eğer istersen telefon, tablet ya da dizüstü bilgisayar kameraları. Adam tabii Japon. Çekik yapmış. Ah, kurban olduğum Allah. Bize de bir gün bunları yapmayı nasip eyle yarabbim. Ah pehlivan, nasip etti zaten. Bunların hepsini biz yaptık. Ya. Sanırım biraz geriden geliyor herhalde. Dur dur. Daha Orta Asya'dan Anadolu'ya girecek. Ha, ha, ha. Hadi arkadaşlar, hadi Ömer'i bulmamız lazım.
Ya şu yan sokakta bir adam var. Bir saattir orada duruyor. Nerede? Gizem, pehlivan, bir baksanıza kimin nesiymiş. Ay. Selam. Kimsin lan sen? Dur, ne yapıyorsun? Ajan mısın sen? Bizi mi seyrediyorsun? Evet dedi, gebertiyorum ben bunu. Bırak adamı da bir konuşsun. İyi misin? Ölüyordu lan neredeyse. Ne oluyor lan bana? Mitten birine çarptın. Nereden anladın? Ali gibi adamı tek dokunuşta devirdin. Kim yapacak başka? Anlat. Kimsin, necisin? Adım Cihangir. Mitten'im. Bizi mi izliyorsun? Ha. Aslında ben de ekipten. Nasıl? Şimdilik bir yoluma taş koydu diyelim. Buraya geçelim. Ömer abiyi çok eski tanırım. Buraya onunla buluşmaya gelmiştim. Ömer abim gitti. Ha, biliyorum. Biri aradı, onu çağırdı. Sevdiği birine rehin almışlar. Ne? Ha. Kimmiş kardeş o? Gözünü seveyim söyle. Sen nereden biliyorsun bunları? Duydum. Yani daha doğrusu konuşmalarına kulak misafiri oldum diyelim. Senin burada ne işin var? Ha, işte bu da yoluma taş koyan, az önce bahsettiğim sevgili kardeşim Neslihan. Kendisini ablam sanıyorum. Öyleyim. Ama konumuz bu değil. Tanıştırayım, Neslihan Erdemsoy, dış işlerinden. Geç kardeşim, geç. Şşş, bana bak, yakışıklı. Sen o dışarıdaki numarayı nereden öğrendin? Ha, onu mu? İnternetten. Yaz, çıkar. Oğlum bırak şimdi. Ya şaka yapıyorum ben. Akademide öğrettiler. Ne diyorsun? Şş, bana bak. Şimdi koskoca akademide size adam gibi dövüşmeyi öğretmediler mi? Böyle gavur mıncıklar gibi enseni mıncırıyorsun ha? Aa, öğretiyorlar. Öğretmezler mi? De. İşte ben. Şş, la bebe, beni mi küstüreceksin? Ayıp. Sana kıyamadım. He. Bizde polis el kalkmaz. Hele özel hareket polisine hiç olmaz. İşte oğlum, sen benim özel hareket olduğumu nereden biliyorsun? Benim işim bu. Bilmek. Ömer, biz seni öldü biliyoruz. Geç şimdi. Acil. Çıkmam lazım. Hemen her yerde beni arıyorlar. Nereye? Sen sınırı geçir. Gerisini ben hallederim. Bosna'ya gideceğim. Başımla belada. Her zaman. Anladım. Sen burada takıl. Bana bir saat müsaade et. Hemen geri geleceğim. Bekliyorum. Ben size durumu kısaca anlatayım. Ömer'i birileri tehdit ediyor. Ömer'i tehdit eden adamlar Bosna'da Blagay tekkesindeki dervişleri kaçırdılar. Ömer'i niye tehdit ediyorlar? Tabletin sahibi kim acaba? Benim. Kullanabilir miyim? Hayır. Şaka yapıyorum. Tabii kullanabilirsiniz. Sormanıza gerek yok. Bu adam Zehra'nın katili. Helal olsun Ömer'e. Ey maşallah. Yiğit diye işte böyle adama denir. Türk Birliği önünde protestolar var. Bu görüntüler yüzünden. Ömer eğer Bosna'ya giderse,
bu adamlara teslim olursa. Eğer bu adamlar da bu işi Türk istihbaratının yaptığını bütün dünyaya ilan ederse... işler karışır. İşler çoktan karıştı bile. Ömer'i bulmalıyız. Ömer'i asla bulamayız. Neden? Çünkü Ömer o. Bulunmak istemezse bulunmaz. Milorad. Ne? Onu çağıran adamın adı Milorad. Vasili. Köprüde asıl olan adam. Onun intikamını almak istiyor. O zaman şöyle yapıyoruz. Ben Milorad denen adamı araştırıyorum. Sizler de Ömer'in yerini bulmaya devam edin. Güzel. Kaldık Bey. Baş başa konuşabilir miyiz? Çocukluk arkadaşı olduğunu biliyorum. Ömer böyle bir durumda nasıl bir yöntem uygular? Yurt dışına çıkmak istese sence ne yapar? Bildiğine eminim. Havalimanlarına talimat geçtik. Orayı kullanmaz. Ömer böyle şeyleri benimle pek konuşmaz. Bak, Ömer'i acilen bulmamız lazım. Eğer bulamazsak yine bir devlet kriziyle karşı karşıya kalırız. Sen bir düşün istersen. Evet, dediğiniz gibi. Şu anda havalimanını kullanmaz. Hı hı. Yani sınırı geçer, işini halleder. Yani tanıdığım biri var. Kamyoncu Bedri. Giriş çıkış işlerini hallediyor. Telefonu bende var. İşbirliğin için teşekkür ederim. Kamyoncu Bedri diye birini arıyoruz Uzay. Hemen bulun. Bak biraderim. Ben eski bir Türk polis teşkilatı mensubu olarak senin gibi emekçi kamyoncu bir kardeşime asla el kaldırmam. Ama durum ciddi. Ve konu vatan millet meselesi olduğunda ben babamı bile tanımam. Bak senden rica ediyorum. Seni dövmek, incitmek istemiyorum. Ömer Atmaca nerede? O kim? Al. Sana büktüm. Ali'nin kahvesinde. Habib nerede? Habib nerede? Aferin, aferin. Aferin sana. Ömer. Ömer. Demek ki oyun oynamak istiyorsun.
Sandığımdan da cesurmuşsun. Hayat masaların etrafında geçmiyor. Önümden çekil. Ne olduğunu biliyorum. Seni tehdit ediyorlar. Yalnız gitmem lazım. Buna müsaade edemem. Senden müsaade istediğimi hatırlamıyorum. Bunun farkındayım. Beraber çözebiliriz. Benimle işbirliği yap. Seni anlıyorum. Sevdiğin birini daha kaybetmek istemiyorsun. Zehra'nın ölümünde kendini suçladığın gibi bunda da kendini suçluyorsun. Lütfen bunu yapma. Sevdiğin birini kaybettin mi sen için? Annemi. Kollarımda öldü. Neslihan, dünyanın bütün ordularını da peşine taksan beni durduramayacaksın. Bu kadar bencil olmak zorunda mısın? Sen bizi ne kadar zor durumda bıraktığını farkında mısın? Bu yaptığın sorumsuzluk, bu intikam değil. Bu kendini feda etmek değil. İyi git. Git. Öldür herkesi. Her yerde cesetler olsun. Kan gövdeyi götürsün. Tamam. Peki ambargolar yiyince ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Oradaki birlik kapatılınca ne yapacaksın? Katil Türkiye diye manşet attıklarında ne yapacaksın? Tamam. Git. Türkiye'nin kaderi değişmek üzere. Neyin eşiğindeyiz anlamıyorsun. Ben ne olacağını düşünmem Neslihan. Ne yapacağımı düşünürüm. Aklında ne var senin? Sence onlara bu fırsatı verir miyim? Gitmem gerek. Kardeşlerim, bizden hakkımız olan toprakları aldılar. Bizi aşağıladılar. Şimdi de kendi yurdumuzdan atmak, kovmak istiyorlar. Eğer içinizde Müslüman boyunduruğunda yaşamak isteyen varsa, şimdi defolup gitsin. Türkler bizden topraklarımızı istiyor. Bizi öldürmek, köleleştirmek istiyor. Ama bugün buna bir son vereceğiz. İçinizde Türk bayrağını indirip bizi onurlandırmak isteyen varsa bir adım öne çıksın. Miroslav, görev senin. Türk bayrağını indir, yerine bizim bayrağımızı çek. Tarih seni bir kahraman olarak hatırlasın. Hı? Niye durdurmadın? Durmayacaktı. Nasıl? Kendini öldürmeye gidiyor. Alo. Neslihan Hanım, dışarıda kalabalık iyice arttı. İçeri girmeye çalışıyorlar. Sakin kalmaya çalışıyoruz. Ama durum her an değişebilir. Her an takipteyiz.
Bölgedeki Barış Gücü Komutanı'yla da görüştüm. Göstericileri dağıtmak konusunda pek hevesli değil. Tam da komuta bize geçmek üzereyken. Açık ve net tahrik ediyorlar. Ellerinden geleni yapacaklar. Ama biz sakinliğimizi korumaya devam edelim. Şimdi Balkanlar'da büyük bir oyun oynanıyor. Avrupa, Amerika'nın bölgede hakim olmasını istemiyor. Rusya, Avrupa'yı istemiyor. Aslında bizim Sırbistan devletiyle bir problemimiz yok. Lan bitmedi, bitmeyecek be. Yılmıyorlardı. Vazgeçmiyorlardı. Biz Türk'üz. Onlar vazgeçmiyorsa, biz hiç vazgeçmeyiz. Senin olayın ne? İşte böyle yakışıklı aslan gibi daha iyi bir adam. Olay o. Hı. Yalnız canım kardeşim, seni tekrar uyarmak isterim. Senin gibi böyle yakışıklı, aslan gibi bir adama, teşkilat mensubuna öyle gevur mıncırması gibi hareketler yakışmıyor. Senin gibi iri yarı bir adama da bayılmak hiç yakışmıyor. Ben de seni uyandırayım. Neyi öğrenmek istiyorsun? Ömer Başkan seni seçtiğine göre var bir olayın. Yani öz abim sayılır. O yetiştirdi beni. Çok severim. Bunlar ne? Bıçak. Aa. Niçin? Bıçaklamak için. Ha, mantıklı. İyi kullanır mısın? Şu duvarın önüne geçmek ister misin? Tipin bozulmasın ama. Aha. Burası nasıl? İyi mi? Ha, sen ciddisin. Sen? Arkadaşlar, Milorad'ın yerini bulmamız gerekiyor. Oyun oynamanın sırası değil. Bu da iş. Birbirimizi tanıyoruz. Hmm. Yani yakın zaten. Kaçırmazsın herhalde. Doğru dedin. Burası fazla yakın. Pehlivan. Hop. Gözlerimi bağla. Tamam gençler. Hadi güldük, eğlendik. Uzatmayın. Bence de. Katılıyorum. Pardon. Buyurun. Gönderdim. Aldım. Bağla, bağla. Çok yakındı. Bir dahakine daha uzaktan atarım.
oldu? Buldunuz mu? Ömer gitti. Durmayacak. Siz ne yaptınız? Melorat denen adamı tespit ettik. Türkler buradan gidene kadar bırakmayacağız burayı asla. Defolup gidecekler buradan. Burası bizim toprağımız. Bosna da bizim, Kosova da. Birisi Türk bayrağına doğru hareketleniyor. Dikkatli olun. Komutanım, burada hareketlilik var. Gelseniz iyi olacak. Türk Birliği'nin önündeki protestolar hız kesmeden devam ediyor. Şu an arkamda kalabalık görüyorsunuz. Ne olacağını biz de ilerleyen saatlerde hep birlikte göreceğiz. İçimde çok kötü bir his var. Şu anda protestoculardan biri bayrağa doğru tırmanıyor. Sana be adam. Neredesin? Çık ortaya. Bırak onu. Önce ortaya çık. Bırakırsan çıkacağım. Yoksa hepimiz ölürüz. 50 kilo patlayıcı var minibüste. Seçim senin. Sen bilirsin. O zaman bu da ölür. Sen de. Ben de. Hepimiz.
Adamı bırak. Ömer. Hemen gidin buradan. Sen? Önemli olan sensin. Yok Ömer. Bütün evlatlarım burada benim. Hepsini bırakın. Gönderin hepsini. Kalk. Peki. Sen? Belki de Zehra'ya kavuşmanın vakti gelmiştir derviş baba. Gazan mübarek olsun evladım. Yemin ediyorum önce sizin kafanıza sıkarım sonra kendimin. Elini değdiği an vurun o şerefsizi. Şimdi bitti Nesra. İstediğini aldın. Yani beni. Ölmeye hazır mısın? Beni vurursan patlayacak. İstersen kaçmanız için bir fırsat verebilirim. Düşmanımın geberdiğini görmeyi tercih ederim. Sen bilirsin. İyi numaraydı. Sen daha numara görmemişsin. Her şey tamam, planladığın gibi. Eyvallah. Ne diyorsun? Adamlar yutacak mı numarayı? Yalnız geldiğime inanmak zorundalar. Yoksa derviş baba yaşatmazlar. Az kalsın yalnız geliyordun. Basit bir örgütlenmeden bahsetmiyoruz. Adamlar eli kolu nereye uzanıyor, kimlerden haber alıyorlar, itleri kim bilmiyoruz. İnandırıcı olmak zorundaydı. Hep bir oyun, hep bir gerilim. Oğlum girelim yekten işte. Oğlum hala alışamadın ya.
Alışacak gibi de değilim. Herkes yerinde mi? Atmacadan pehlivana. Düğün yerinde durumda. Herkes seni bekliyor. Sen neredesin? Keklik yaklaşıyor. Oltaya gelecek. Silahla al. İçerisi kalabalık mı? Gözünü aç, kapa, anlarız. Öldü mü bu? Nefessiz kaldığı için olabilir mi? Olabilir. Rahat rahat gelin. Sızma başarılı. Birazdan gelirler. Sen kaybol. Eyvallah. Fırtına işaretli konuma doğru gidiyor. Savunma Bakanlığı, Genelkurmay, İçişleri Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, MİT Başkanlığı. Yarın çok acil toplanıyoruz. Hemen koordinasyonu sağlayalım. Acil, lütfen. Peki efendim. Peki. Hayatım. Gördün mü olanları? Telefonlarım susmak bilmiyor ya. Genel sekreter bile aradı. Adamlar bayrağımızı indirmeye çalıştı. Tamam, bunun karşılığı da adamı vurmak değildi yani. Üzgünüm ama bu biraz ağır bir karşılık oldu. Ne? Sen şaka mı yapıyorsun? Bayrağımıza el uzatan öleceğini bilmeli. Her kim olursa olsun, nerede olursa olsun. Haklısın hayatım, çok haklısın. Haklısın. Beni de acil toplantıya çağırdılar. Hedefle temas kuruldu. Atmaca işaretini bekliyorum. Hedefle temas kuruldu. Atmaca işaretini bekliyorum. Buradan sağ çıkmanız imkansız. Biliyorsun değil mi? Kendi ayağınla ölüme geldin. Öyle bir niyetimiz var mı pehlivan? Vallahi benim yok. Emanetler geldi mi? Emaneti. Yakışıklı, ortam sakin mi? Süt liman. Teslimat yapıldı. Düğün alanına dönüyorum şimdi. Paketler teslim. Takı töreni başlasın. Hedef düğme peşinde. Miladı kaybettim. Görüş alanımdan çıktı. Yakışıklı durumun nedir? Görsel temasım yok. Milad sağlam lazım. Güzel. Telefonları toplayın.
Belki bir şey çıkar. Burada yaralı biri var. Nerede? Yanlış görmüşüm. Bir an kıpırdıyor sandım. Senin ne işin var burada? Hadi hemen gidiyorsun. Vallahi bir daha bu lafı duyarsan... Aa, burada kafama sıkarım. Sıfır şaka ha. Yok yok. Biz sevdik kendisini. Hadi çıkalım. Derviş baba sağ salim kurtuldu. Milorad'ı da alacağız. Biraz nefes alsın. Bu ne lan? Ne ne? Bazuka getirsin. Ha. Korkut dayı sevmiyor. Müsaade etmedi. Ne? Yani biliyorsun. Bazuka kırmızı çizgim. Her şey yolunda mı kızım? Gel otur şöyle, gel. Haberleri gördüm. İşler daha da çirkinleşecek belli ki. Düpedüz üzerimize oynuyorlar. Barış Gücü Komutası'nın bize geçmemesi için her türlü yola başvuruyorlar. Savaş kapıda kızım. Bunu görmek için medyum olmaya gerek yok. Bundan sonra daha sert oynayacaklar. Bu nasıl iş baba? Tüm dünya bir olmuş. Bizi Balkanlardan çıkarmak için uğraşıyor. Biz çıkarsak kaos olacak kızım. Ve bu kaos birilerinin işine geliyor. Bazen kendimi çok yalnız hissediyorum. Çok zor bir görev üstlendin kızım. Böyle hissetmen gayet normal. Ama altından kalkacağından eminim. Ne zaman ihtiyacın olursa baban... Baban burada. Hep yanında. Bazen sadece konuşmak bile rahatlatır insanı. Teşekkür ederim babacığım. Pardon. Alo. Ömer. Neşter Hanım, operasyon tamam. Ben de, ekip de gayet iyiyiz. Cihangir de gayet iyi. Adamı yakalayabildiniz mi? Hayır ama fazla uzaklaşamaz. Tamam. Detayları uzayla da paylaşın. Yarınki toplantıda işime yarayabilir. Sayın seyirciler, bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Kosova Türk Birliği önünde sayıları artan Türk protestoculardan biri birliğin kapısındaki Türk bayrağını indirmek isteyince Türk askeri tarafından vurularak bayrağı indirmesi engellendi. Bu görüntülerin provokasyon olduğu apaçık ortada. Ama görüntüler öyle demiyor. Görüntülerin bir şey dediği yok. Sadece algı operasyonu. Bizim de bahsetmeye çalıştığımız şey bu, Neslihan Hanım.
Provokasyon ya da değil. Şu anda bütün dünya bu görüntüleri izliyor. Bakın Gökhan Bey. Bütün dünyanın ne düşündüğü, ne söylediği umurumda bile değil. Benim için önemli olan tek şey gerçekler. Gerçekleri anlamak kolay Neslihan Hanım. Zor olan o gerçekleri başkalarına da anlatabilmek. Aksi ispat edilene kadar kimseyi suçlayamayız. Bu noktada aynı yöne bakıyor olmamız ve hep beraber hareket ediyor olmamız çok önemli. Ya nasıl göremiyorsunuz? Nasıl? Barış Gücü Komutası'nın Türkiye'ye geçeceği gün. İçinde benim de olduğum heyet saldırıya uğruyor. Üzerimize kurşunlar yağdırdılar. Anlamıyor musunuz? Gözleri o kadar dönmüştü. Şimdi de askerlerimize saldırarak bizi çok zor durumda bırakmaya çalışıyorlar. Bakın bunu görmemek için kör olmak lazım. Gerçek şu ki sizin askerinizin silahından çıkan kurşun bir Sırp vatandaşının ölümüne sebep oldu. Bu asla kabul edilebilecek bir durum değil. Birincisi, Sırp vatandaşı dediğiniz adam bir teröristti. İkincisi, o terörist bizim bayrağımıza saldırdı. Bayrak dediğiniz nedir ki Neslihan Hanım? Bir insanın hayatından daha mı değerli? Basit bir bez parçası değil mi? Yere düşebilir, yırtılabilir. Gökyüzünde dalgalanırken birisi çekip alabilir. Sizin bayrağınız basit bir bez parçası olabilir. Ama bizim için öyle değil. Bayrak bizim için bağımsızlık demek. Özgürlük demektir. Gözünü bile kırpmadan ölüme koşan binlerce şehidin kanı demektir. Hiçbirinizden bunu anlamanızı beklemiyorum. Ama şunu bilin ki bizim bayrağımıza el uzatanlar bize savaş açmış demektir. Ve biz savaş meydanında hiç kimseye acımayız. Ne demek oluyor bu? Ne demek olduğu gayet açık bence. Biraz sessiz olabilir misiniz lütfen? Bir sakin olalım. Sakin olalım önce. Bakın, hepimiz hassas dönemlerden geçiyoruz. Şu anda hepimizin sağduyuyla hareket etmesi gerek. Şu an yapmamız gereken tek şey bu görüntülerden sonra ortaya çıkabilecek kaosun önüne geçmek. Bu kadar. Bu yaşananlardan sonra Türk askeri hiçbir şey olmamış gibi bölgede görev yapmaya devam edemez. Bu kabul edilebilir değil. Ben buna müsaade edemem. Ne demek istiyorsunuz? Türk askerinin bir süre birliğinden çıkmaması gerektiği konusunda tavsiye aldık. Protestoların ve boykotların önüne geçmek için bunu yapmak zorundayız Neslihan Hanım. Bu karar aynı zamanda sizi ve askerlerinizi korumak için alınmış bir karar. Tabii bu bir başlangıç. Süreç bu şekilde belirsizliğini korursa Türk askerinin bölgedeki görevinin sonlanması da gündemde. Dışişlerinden geliyorum. Komutanın haberi var. Buyurun buyurun. Komutanım Ömer Bey geldi. Bekletme, hemen al içeri. Komutanım. Ömer, hoş geldin. Bir haber var mı komutan? Her yere haber saldık. Merak etme. Milorad'ın yerini en kısa zamanda bulacağız.
Ihsan, iyi misin? İyi değilim Gökhan Bey. Kızma bana. Bana neden kızıyorsun? Ben de görevim ne gerektiriyorsa onu yapıyorum. Tıpkı senin gibi. Görevin seni kurulan tuzaklara alet ediyor. Farkında değil misin? Ya tamam, bir oyun oynandığının farkındayım. Ama bunu ortaya çıkarmak için ben elimden geleni yapacağım. Nasıl yapacaksın? Askerimizi pasifize ederek mi? Albayı Birleşmiş Milletler'in karşısına çıkıp suçlayarak mı yapacaksın? Bu mu elinden gelen? Bak, haksızlık ediyorsun Neslihan. Albayın görüşleri bizim için çok değerli. Orada neler oldu, neler yaşandı bilmek zorundayız. Ya ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Farkında değil misin Allah aşkına ya? Bak, ikimiz de kurumumuzu temsilen buradayız. Söyleyeceklerim bittiyse... Peki. Ben yine de senin için elimden gelen her şeyi yapacağım. Teşekkürler Gökhan Bey. Ama yardımınıza ihtiyacımız yok. Kendimiz halledebiliriz. Derviş baba nasıl? İyi, çok şükür. Birkaç güne toparlar. Birleşmiş Milletler'den birliğin bir süre dışarı çıkmamasını tavsiye ediyorlar. Şaşırmadım. Bütün bu provokasyonları organize etmelerinin sebebi buydu zaten. Komutayı bize vermemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Bayrağımızı indirmeye kalktı şerefsizler. Başlar düşmeden yere bayrak düşmez. Biz hep böyle görmedik mi albayım? Eyvallah. İstediklerini yapsınlar. Günün sonunda kafalarını her göğe kaldırdıklarında hilali görecekler. Görüntülerin basına verilmesi iyi olmadı. Ben bunun bedelini öderim. Ama devletin bundan dolayı zarar görürse işte o zaman çok içim yanar. Siz yapmanız gerekeni yaptınız albayım. Bedeli neyse birlikte ödemeye razıyız. Sağ ol Ömer. Gel. Komutanım, istediğiniz adresi getirdim. Hemen getir. Ev burasıymış komutanım. Sağ ol asker. Milorad'ın adresi. İnliyorum Atmaca. Durum nedir Fırtına? Tatlımızı aldık. Ziyaret için talimatını bekliyoruz. Vakit geldi. Yalnız dikkatli olun. Burada misafirleri pek sevmezler. Anlaşıldı. Başlıyoruz. Herkes yerini aldı mı? Kırmızı beyaz köfte fiyat. Yakışıklı. Hazırız. O zaman başlıyoruz. Hedefimiz Milorad. Hadi rastgele. Sonunda ablandan izin aldın demek. Ablam değil diyorum da. Kime diyorum acaba? Benden sadece 15 dakika önce doğdu. Lego yapmaya benzemez bu iş. Yapamayacaksan. Sürdü bayan. Kapıyı açtım. İçeri giriyoruz. Dikkatli olun. İçeride birileri olabilir. Öncelikle hedefimiz Milorad. İyi misin? Ne yaptıklarını görüyorsun değil mi? Tam da şirketin istediği şey oluyor. Buna izin veremeyiz. Üzerimize kurulan oyunları çözmek zorundayız. Ekip Milorad'la ilgili bir uç bulmuş. Eğer onu yakalarsak bu işi çözebiliriz. Bırak ekip işini yapsın.
Ama biz onları bekleyemeyiz. Bu işi masada çözmeliyiz. Anlaşıldı. Ben gerekli çalışmalara başlıyorum. Ben bugün Kosova'ya gidiyorum. Albay'ın yanına. Heyetin karşısında onu yalnız bırakmayalım. Ben gerekli bilgilendirmeleri geçerim. Müsaadenizle ben de karargaha geçeceğim. Zuhay. Ekibe söyle. Dikkatli olsunlar. Herkesin gözü onların üstünde. Yeni bir kriz istemiyorum. Anlaşıldı. İçeride mi? Temiz. Siz yine de bir sağa sola iyice kontrol edin. Belki işimize yarar bir iki bir şey çıkabilir. Etrafta ne görüyorsunuz? Pek bir şey görünmüyor. Mobilyalar. Koltuk, sehpa, kitaplık. Duvarda bir tablo. Televizyon. Elektronik bir şey yok mu? Modem işimizi görür mü? Hah, bana bunlarla gel Gizem. Modem çok iyi bir ipucu olabilir. Kimlerle iletişim halindeler, hangi sitelere girdiler, bütün internet trafiğini çözebiliriz. Aferin, al onu. Tamam, modemi alıp çıkıyoruz. Burası temiz. Biraz karıştı. Şimdilik iki kişiler hallediyoruz. Yakışıklı. Gizem duyuyor musunuz beni? Aksiyon başladı. Alıyor muyuz Korkut dayı? Burada durmamız hata. Oh be. Böyle kendimize gelelim. Ne yalan söyleyeyim, ben de özlemişim. Ah be Efkar baba. Şimdi yanımda olacaktın da düşmana göz açtırmayacaktık. Anladın mı? Sessiz bir şekilde halledilmesi lazım. Dikkatli bir üzerimize çekemeyiz. Acele etmemiz lazım pehlivan. İçeride desteğe ihtiyaçları olabilir. Direkten girelim dayı. Tamam, kanatlardan. Sen sağdan, ben soldan. Tamamdır. Kahretsin, tutukluk yaptı. Allah'ıma şükür. Yeah.
Burası temiz. Adamlar etkisiz hale getirildi. Madem de bizde. Çıkıyoruz şimdi. Dur 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 dur, nereye? Adamların üstünü başını arayın. Kart, vizit, telefon ne varsa alın, işimize yarayabilir. Sende ne numaralar varmış öyle? Alışsan iyi olur. Yoksa daha çok şaşırırsın. Bunlar önden. Burası temiz. Operasyon başarılı. Tebrikler. Ellerinize sağlık. Arkadaşlar tebrikler. Nasıl daha iyi şimdi? Her şeyi duydu mu? Operasyonu uzaktan takip etmiş. Detayları konuşacağız. Daha gizli ve sessiz olmanız konusunda konuşmamız lazım. Akşam güvenli evde görüşürüz. Tekrar tebrikler. Merhaba. Önce otele giriş yapacağım. Eşyalarımı bırakacağım. Sonra eğer beklerseniz büyükelçiliğe geçmek isterim. Emredersiniz başkanım. Geleceğini duyunca bizzat karşılamak istedim. Bu sefer işini şansa bırakmak istemedin anlaşılan. Neden buradasın? Albay Cabal Birleşmiş Milletler'e rapor verirken yalnız bırakmak istemedim. Önce sakin bir yere gidelim. Konuşmamız lazım. Tamam. Şoför sensin. Hepsi yüklendi. Gönderiyorum size. Şimdi buradan bağlandıkları bütün sayfaları görebilecek miyiz? %52 ihtimalle evet. Buradan da bir şey çıkmazsa elimiz kolumuz iyice bağlanır. Bildiğin önü fena karıştı. Masada da fena sıkıştırıyorlar. Türk askerinin bölgeden çekilmesi gündemde. Uzay, bak vaktimiz daralıyor. Milorad'ı bir an önce bulmamız lazım. Ne diyorsun Nazlı? İnternette açılan sayfaların adresleri arka bellekte sıralanıyor. Eğer arka belleğin kapısını aralarsak... O kapıyı kırmalısın. Merak etme, o iş bende. Küçük ama etkili bir yazılımla çözeceğim. Bizden haber bekleyin. Tamam, beklemedeyiz. Ya kurban olduğum Allah'ım. Sen bana sabır ver yarabbim ya. Ne oldu abicim ya? Canım mı sıkıldı? Sıkıldı, ben böyle alışık değilim yakışıklı. E daha dur ya, yeni operasyondan çıktık da. İyi ya, işte yenisine gireceğiz. Biri bitecek, öbürüne gireceğiz. Biz böyle gördük. Anladın mı? Çekeceğim üniformayı, atlayacağım zırhları, basacağım gaza. İstikametim istikamet. Çökeceğim hedefin tepesine, dandun. Alacağım, getireceğim. Sonra bir daha gireceğiz. Biz böyle gördük polis özel harekatta. Ben seviyorum güvenli ev ortamını ya. Hiç sıkılmıyorum. Ben sevmiyorum bacım. Sevmiyorum ben. Kıblesi duvara bakıyor zaten. Bu senin ilk yurt dışı operasyonun mu? He, ilk. Vallahi bence şanslısın. Yani yurt dışında GFT olmadan çok zor. Kim? Gizli faaliyet tesisi. Yani bizim jargonda güvenli ev. Bak. Gizli faaliyet tesisi bizim jargon. Hep bir istihbarat çabalar atmalar. Bir haller, bir şekiller, dikkat çekmeye çalışmalar. Yalnız gençler, size söyleyeyim, sizin cakanız bana sökmez. Beyler tamam, sakin. Ya pehlivan takılma sen, yakışıklı. Oğlum sen de bir rahat dur. Bak adam zaten tetikte, evin içinde pırpır. Vay be Korkut dayı.
Sen de bu yakışıklıyla bir olup bana çift aldınız. Ama acımam, alırım Künde'ye. Aman, aman diyeyim. Abi şu hedefi belli olsun. Sen öyle geç harekete. Boşuna bizim canımızı yakma. Çay yapıyorum ben. İçen var mı? Olmaz mı? İçeriz vallahi. İçeriz. Bitki çayı ama. Sebep. Sakıncası yok herhalde. Sen iyi misin? O herifi bulmadan iyi olmayacağım. Dinliyorum. Şirket çetnikleri yeniden diriltmeye çalışıyor. Ve hedeflerinde biz varız. Eğer güçlenirlerse ve taraftar toplarlarsa bu herkes için çok kötü olur. Çetniklerden sonra Hırvat ustaşalarını da devreye sokarlar. Balkanlarda kaos çıkar. Savaş başlar. Ve sonra yeniden topyekun hepsi beraber Müslümanlara saldırırlar. Buradaki insanların en büyük güvencesi biziz. Ve öyle de olmaya devam etmeliyiz. Aklında ne var? Milorad. Eski bir savaş suçlusu. Şirket Balkanları karıştırmak için onu kullanıyor. Derviş babanın kaçırılmasını da, provokasyonları da organize eden oydu. Uzay, konuyla ilgili detaylı bir dosya verdim. Yarın toplantıda dile getireceğim. Ne işe yaramaz? Neden? Sorgulanmasını talep edebiliriz. Benim daha iyi bir fikrim var. Sakın öldürelim deme. Yok. Öldürmekten beter edeceğim. Ömer, senden rica ediyorum. Diplomatik girişimleri sekteye uğratacak bir şey yapma. Yakında önü alınamaz protestolar başlayacak. Ve biz de askerlerimizi buradan çekmek zorunda kalacağız. Asla. Buna izin vermem. Güzel. O zaman Milorad'ı paketleyip konuşturmama itiraz etme. Hayır. Bize yöneltilen suçlamaları haklı çıkarmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Sana bir şey soracağım. Dinliyorum. Başkanın şehit edilmesiyle birlikte Türkiye'ye karşı olağan dışı bir saldırı başladı. Farkında mısın? Bunu nereye bağlayacağını merak ediyorum. Yanlış anlama ama birileri senin sahada sert hamleler istemeyeceğini düşünüyor olabilir. Benim üzerime mi oynuyorlar? Bunu mu söylemek istiyorsun? Uluslararası direktör neydi şunun adı? Gökhan. Aa evet. Ona kalsa Birleşmiş Milletler her şeyi çözecek. Ve seni de ona ikna etmeye çalışıyor gibi geldi bana. Buraya gelmeden önce onunla ne konuştuğumu bilsen bunları söyleme cüretini kendinde bulamazdın. Şimdi müsaadenle otelime gidip dinlenmek istiyorum. Sayın Ömer Atmaca. Başkanım.
Sana zarar gelmesini istemiyorum. Bu korumalar da onun için mi? Hiçbir şey şansa bırakmam. Lütfen dikkatli ol. Ben Bosna Savaşı'nın ortasında büyüdüm. Kendimi ne zaman mutsuz hissetsem başımı gökyüzüne kaldırdım. Ve dalgalanan bayrağıma baktım. O bayrağın dalgalandığı her yer benim evim. Benim vatanım. Bu bayrağı el uzatan her kim olursa karşısında bir kadın diplomat değil, en sert yüzüyle bir vatansever bulur. Bundan şüphen olmasın. O bayrağı hepimiz burada taşıyoruz. Yarın o masaya oturduğunda cümle alemin bunu bilmesini sağla. Cihangir iyi mi? Fişek gibi. Olmak istediği yerde. Güzel. Kardeşim onunla gurur duyduğumu söyle. Eşlik edin. Kral ve ana vatan için özgürlük ya da ölüm, çetnik marşları, çetnik selamı. Bayağı takık bu adamlar. E tam çete işte. Kendilerinden olmayan herkesi silip süpürmek istiyorlar. Şu şerefsizlere bak. Eller kollar ayrı havalar böyle. Uzay, ne çıkaracağız buradan? Yani işimize yarar bir şey var mı? Oh, incelememiz gereken 3860 sayfa var. Nazlı, en çok ziyaret edilen ilk 10 sayfayı sıralı olarak çıkartabilir miyiz? Hemen bir tarama yapıp sıralıyorum. Nasıl lan? Şimdi bu şerefsizler böyle Müslümanları öldürüp sonra toplu halde bu şekilde poz mu vermişler, öyle mi? Aynen öyle, terör örgütü işte. Ne bekliyorsun ki şerefsizlerden? Bu üç parmak selamını ben hatırlıyorum, bir şeyden bir şey vardı, adını getir ya. Bir Yugoslav güreşçi vardı. O da her mindere çıktığında böyle yapıyordu. Dur oğlum dur, ne yapıyorsun? Delikanlı tetikte işte Korkut. Biz de Nazlı'yla Uzay'dan haber bekliyoruz. O selam çetlik selamı. Üç parmak. Tanrı, İsa, Sırp milliyetçileri. Vay, vay, vay. Milorad denen şerefsiz öyle bir arıza ki gittiği her yerde bu selamı verebilmek için iki parmağını kestiği söylenir. Kendi mi kesmiş kendi parmaklarını? Evet. Sonra savaşta katlettikleri sivilleri yapmışlar. Vallahi pehlivan evde canı sıkıldı diye kızıyordum ama şimdi benim de tepem attı. Uzay. Uzay gözünü seveyim, bir şey söyle, bir şey söyle de bir an önce şunların tepesine binelim. Bakıyorum, bakıyorum. İğme siteleri, silah siteleri, çetnik fan siteleri. Dur. Bu site en çok ziyaret edilen 8. site. Peki son bir haftada kaç kez bakmışlar? Son bir haftayı baz alırsak... Evet. Bu site 1. sırada. En çok baktıkları site bu. Sanırım bir uç bulduk Nazlı. Ekibe gösterelim. The Passion Grand. Güzel mekan. Ne işleri var ki burada? Adamlar topluca tatile mi gidecek? Nedir bu? Fotoğraflar tamam da bu Milorad burada mı? Onu henüz bilmiyoruz. Gizem, dikkatini çeken bir şey var mı?
kurumsal, öyle çok bilinen, ünlü bir zincire ait otel değil bu. Dolayısıyla denetimi de bağımsız olur. Yani böyle bir mekanda kameraları, güvenlikleri diledikleri gibi kontrol edebilirler. Ya bacım ne uğraşıyoruz ya? Ay ne uğraşıyoruz? Dallım koçbaşıyla bir çapanoğlu varsa çıkar ortaya işte. Burada önemli bir organizasyon olabilir diye düşünüyorum. Şehirden uzak, gözden uzak. Hani şu kişisel eğitim kampları var ya, onun gibi bir şey işte. Hmm. Kimi istiyorsan topla yani. Kimsenin ruhu duymaz. Bir dakika. Hatta şu eğlence, organizasyon, konferans programlarına bir bakalım hemen. Buldum. Büyük Balkan Dostluk Gecesi. Yarın akşam. Sponsoru Büyük Balkan Özgürlük Partisi. Milyarodun partisi bu. O zaman bize yol göründü. Ben minik bir operasyon kokusu alıyorum. Arkadaşlar, Milyarod orada olabilir. Yarın gece bizim de orada olmamız lazım. Yaptıklarının bedelini ödeyecek. Eğer Milyarod'u paketler, bir de yaptıklarını itiraf ettirebilirsek... Bütün mesele çözülür. Hazırlıklarımızı yapalım. Mekanı iyi bir çalışmamız lazım. Tamamdır. Yakışıklı ablanın selamı var. Abi ablan demesek. Ya benim için hassas bir konu ya. Seninle gurur duyduğunu söyledi. Uzay, bize bu mekanla ilgili her türlü bilgi lazım. İşte organizasyona kimler katılıyor, mekana nasıl sızarız, mekanın güvenliği, kameralar, işte aklına ne geliyorsa. Tamam. Tamam. Başladım. Destur var mı? İyi misin diye soracaksa yok. Başka bir şeyse başımla beraber. Ömer. İyi misin? Bakma oğlum suratıma öyle. Var bir şey işte ya. Ne yapayım ben? Hiçbir şey yokmuş gibi oturayım hayatıma devam mı edeyim? İyiyim ben, yok bir şey. He, iyisin maşallah. Bu mu lan senin iyiyim dediğin? Bana bak bana. Ömer'i arıyorum ama yok. Bambaşka biri bakıyor lan bana. Nerede Ömer? Ne oldu Ömer'e? Ha? Ömer. Ömer öldü. Zehra ile birlikte öldü Korkut. Mezara koydular Ömer. Üzerine toprakla örtüler. Anladın mı? O eski Ömer yok artık. Bir ceset var karşında. Ölmüş bir adam. Ruhu çekilmiş. Buz gibi bir adam. Bana bir daha iyi misin diye sorma. Zehra burada olsaydı sana ne derdi biliyor musun? Bana. Yok! Gitti! Evet gittiler.
Halim de gitti. Efkar Baba da gitti. Zehra da gitti. Hem de öyle böyle değil. Yüreğimizi paramparça ettiler, ciğerimizi söktüler, öyle gittiler. Ne yapalım kardeş? Ha? O zaman sıkalım kafamıza, sen de kurtul, ben de kurtulayım. Sacide anne ne olacak? Hadi geçtim Sacide anneyi, geçmem de. Oğlum diri diri beni mezara koydular diyorsun. Gözümün önünde ben böyle bir şeye nasıl izin vereyim? Görev devam ediyor. Yeminim. Devam ediyor. Ben işime devam ediyorum. Değişen tek şey yaşamıyor oluşum. Ömer. Ömer. Bak. Bak kardeşim. Her sabah güneş nasıl doğuyorsa biz de öyle devam edeceğiz. Acımızı kalbimize gömeceğiz, devam edeceğiz. Belki saçımız iki tel daha beyazlayacak ama biz devam edeceğiz. Yüzümüze bir hüzün çökecek ama biz devam edeceğiz. Ben bunu orada bırakmam. Üstüme zimmetle. Eğer kafanı sıkmak istiyorsan kendi silahını kullanırsın. Gel lan buraya. Silahını alabilir miyim? Silah. Lütfen. Tabii. İhtiyacım olan buydu. Teşekkür ederim. Buyurun komutanım. Bir kurşun. Sadece tek bir kurşun. Ama tüm dünyayı yakmaya yeter. 28 Haziran 1914'te Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip, Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand ve eşini Latin Köprüsü üzerinde öldürdü. Peki sonra ne oldu? Birinci Dünya Savaşı başladı. Bu topraklarda atılan tek bir kurşun tüm dünyayı birbirine katmaya yetti. Milletler arası ırkçılık körüklendi. Savaşların ardı arkası kesilmedi. Milyonlarca insan öldü. Çok etkileyici bir girişti Neslihan Hanım. Ama bu tavırla ne yapmak istiyorsunuz? Şimdi de aynı tiyatroyu yeniden oynamak isteyenler var. Tek bir kurşunu bahane edip savaş çıkarma derdinde olanlar var. Ben bugün komutanımla birlikte Balkanlardan başlayıp dünyaya yayılan ateşi söndürmek için buradayım. Tüm deliller barış gücünün bir ortağı olan Türk askerinin maalesef bu suçu işlediğini ortaya koyuyor. Durumu bizim açımızdan gördüğünüzde bize hak vereceğinize eminim. Buyurun. Detayların üstünden beraber geçelim isterseniz.
Şu elinden kaçırdığın adam. Kimliğini tespit edebildiniz mi? Hayır, hiçbir iz yok. Ama o herifi nerede görsem tanırım. Hiçbir işe yaramaz. Tamam. Detayları sonra konuşuruz. Geliyorum, yoldayım. Diğer seviyeye geçmeden önce mutlaka yüz yüze görüşmemiz lazım. Görüşeceğiz. Boykot ve protestolar iyice alevlenmiyor. Burada herkes ateşe benzin dökmeye hazır. Dökün o zaman. Yakın. Başlıyoruz. Araçlara! Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi çabuk. Hadi, hadi, hadi. Medyaya düşen bu görüntüler infial yarattı. Netice olarak Türk askeri bir Sırp vatandaşını öldürdü. Provokasyonlar belli bir süredir devam ediyor. Birliğimize yönelik fiziki ve sözlü saldırıları askerlerimiz sağduyulu bir şekilde idare etti. Fakat bayrağımıza yönelik saldırıları kabul etmemiz mümkün değildi. Bu mu sağduyu? İkna almam mümkün bile değil. Ben bu şartlar altında şimdilik Türk askerinin barış gücünden çekilmesinden yanayım. O zaman ben de size komutayı Türkiye'ye vermezseniz, bir de bununla kalmayıp bölgedeki Türk askerini barış gücünden çekerseniz neler olabileceğini anlatayım. Bu provokasyonları yapanlar ayrılıkçı çetnikleri kullanarak bir terör örgütü kuruyorlar. Muhtemelen yakın zamanda bu terör örgütü eliyle Türkiye aleyhinde protestolar ve boykotlar artacak. Diyelim ki komutayı bize vermediniz. Üstüne üstlük Türk personelini de bölgeden çektiniz. O zaman ne olacak? Bölgedeki ayrılıkçı tüm unsurlar cesaret bulup bizden kalan yeri doldurmaya çalışacaklar. Balkanlarda yaşanan acılar tekrar yaşanacak. Etnik çatışmaların önü alınamayacak. Balkanlardan yayılan ateş tüm Avrupa'ya sıçrayacak. Dayton anlaşması masada olduğu sürece bu kadar endişe etmenize gerek yok. Asıl endişem de tam o. Dayton anlaşması bugün itibariyle bir kaosa zemin hazırlıyor. Güncellenmesi lazım. Türkiye olarak bunu sık sık dile getirdiğinizin farkındayım. O zaman şunun da farkında olmalısınız. Bu güncelleme ancak Türkiye'nin barış gücünde olduğu ya da komutayı ele aldığı bir denklemde mümkün olabilir. Senelerdir bu bölgede görev yapıyorum. Terör örgütlerinin bir oyunu olduğu çok açık. Bu tuzağa düşmeyin. Eğer bu tuzağa düşerseniz hepimiz oyun dışı kalırız. Lütfen buna müsaade etmeyin. Madem Balkanlarda böyle bir tuzak olduğunu düşünüyorsunuz... Kesinlikle. Bu tuzağı kuranları net ve somut delillerle kamuoyu önüne çıkartmalısınız. Bunun için tam 24 saatiniz var Neslihan Hanım. 24 saat mi? Ama bu çok kısa. Daha fazlası elimizden gelmez. En geç yarın sorumlular yakalanmalı. Aksi takdirde barış gücü komutasının Türkiye'ye verilmemesini ve kısa vadede Türk birliklerinin Balkanlardan çıkarılmasını tavsiye etmekten başka şansım kalmıyor. Thank you.
NASA'dan sadece 24 saat alabildim. Tahminimden bile iyi çıkarmışsın. Süre dolmadan suçluları bulmamız lazım. Yoksa komutayı kaybedeceğiz. Öyleyse artık bildiğim yoldan gidebilirim, doğru mu? Evet. Masada kalmamız için sahada koz elde etmemiz lazım. Anlaşıldı. 24 saat dolana kadar otelden ve elçilikten ayrılma. Tamam. İyi haberlerinizi bekliyorum. Dikkatli olun. Ömer, Uzay seninle görüşmek istiyor. Dinliyorum Uzay. Araştırma mı istediğin uluslararası diplomasi ajans direktörü var ya, Gökhan. Evet. Resmi sicili gayet temiz görünüyor. Ama analizim şüphelenmekte haklı olduğun yönünde. Ne demek istiyorsun Uzay? Daha açık konuş. Görev aldığı coğrafyaları göz önünde bulundurduğumda ilginç sonuçlara ulaştım. Gökhan'ın görev yaptığı ülkelerde tam da görev başındayken ortalık karışmış. Darbeler, savaşlar, iç karışıklıkları. Gökhan da olaylar başladıktan çok kısa süre sonra o bölgelerden ayrılmış. Hiç şaşırmadım. Ama bize daha somut bilgiler lazım. Elindeki izden bir şey çıktı mı? Hayır, henüz bir şey yok. Tamam, çalışmaya devam edelim. Bir şey daha var. Dinliyorum. Modemden çıkan bilgilerden özel bir haberleşme sistemine ulaştık. Mesajların hepsini çözmek çok zor. Ama ben son 18 mesaja baktığımda dostluk gecesine asıl finanse edenin Horus olduğu ortaya çıkıyor. Bak işte bu ilginç. Daha da ilginci Horus'un Milorad'la o gece görüşme olasılığı. Yani şifreli mesajlar bunu gösteriyor. Şirket Balkanlar'da yeni bir döneme geçişin hazırlıklarını yapıyor olmalı. O zaman bu gece hem Milorad'ı paketleyip hem de Horus'un gerçekten kim olduğunu bulabiliriz. Tek atışta iki sayı alırız. Mars. Sağ ol Uzay. Korkut, hazır mıyız? Her daim, her türlü. Öyleyse haydi. Akşam katılmamız gereken bir davet var. Bu hareketliliği zaten bekliyorduk Büyükelçim. Bizi köşeye sıkıştırmak için özellikle yapıyorlar. Evet, ben de Ankara'yla temastayım zaten. 22 saatimiz kaldı. Ama çözeceğiz. Merak etmeyin. Tamam, tabii ki. Tamam. Teşekkürler. Gel. Efendim, sizinle mutlaka görüşmek istediğini söyleyen bir beyefendi var kapıda. Gökhan Kargı.
Bana kızgınsın, biliyorum. Ama seni bu durumda yalnız bırakamazdım. Hoş geldin. Buraya geldin, niye bana söylemedin? Bir anda karar verdim. Toplantıda olanları öğrendim. Sen de mi Türkiye'nin barış gücünden çekilmesini istiyorsun? Biz ilk görüştüğümüz zaman durum çok farklıydı. Sonra ben de dosyaları inceledim. Yani haklısın. Bir provokasyon olduğu çok açık. Ama bunu masada anlatman çok zor. Ben diplomatım. Neden herkes bana bu meseleyi masada çözemeyeceğimi söylüyor? Ne yapacağım? Balkanların en önemli siyasi figürleriyle görüşürsem... şu an hepsi burada. Onları ikna edersen protestoları durdurabilirsin. Ama en önemli ilk adım bu. Bir önerin var mı? Ben sana yardım etmek için buradayım. Aramızdaki ilişki bir yana... şu an senin temsil ettiğin kurumla ortak bir nokta bulmam çok zor. Bak Neslihan, ben senin için gerekirse görevimden de istifa ederim. Ama sen önce bana bir müsaade et. Bu olanların önünü almamız için bir iki görüşme yapmamız lazım. Çok az zaman kaldı. Sana yardım etmeme izin ver. Tamam. Ama acele et. Lütfen. Ben gereken her şeyi hazırladım. Merak etme. İşte gül biraz. Yüzün gülsün biraz. Lütfen gül artık. Sen gerçekten benim için mi geldin? Beni bilirsin. Sürprizlerle doluyum. Araç mı kaldı? Ya birader sorma. Pehlivan sen bunları kaldır. Ben minibüse bakayım. Birinci adım tamam. Burayı pehlivana devrediyorum. 1,5 dakikalık gecikmemiz var. Deplasmandayız. Olur o kadar. Pehlivan, kutlama pastası sende. Biraz erken gelmediniz mi? Özel davet mi ne varmış herhalde? Çöp möp hiçbir şey kalmasın dediler. Evet, bu gece özel. Buyurun. Bir iş yaptık. Çöpleri toplamaya gidiyoruz. İkinci adım başarılı. 26 saniye öndesiniz. Duydun mu Korkut? Şimdiden fark attık size. Bizim kanat topçusu ağır kaldı abi. Yapacak bir şey yok. Buldunuz garibanı. Yüklenin tabii. Abi bak pastayı bir çırpı deyip bitirme sakın. O bize lazım. Önce herifleri çiğ çiğ yiyelim. Ondan sonra kutlama pastalarını kafalarına çalarız. Kamyonlar iniyor.
arka tarafa çöp atılmış mı ona bakacağım. Benim burada işim bitti. Kamyonu bırakıp hemen dönüyorum. Toplamda 36 saniye gerideyiz. Neden sürekli süre tutuyorsun Uzay? Onları daha çok geriyorsun bence. Tam tersine farkındalık yaratıyorum. Böylece konsantrasyonları hep yüksek kalıyor. Ayrıca yeni kurulan bu ekibin tüm istatistiklerinden ben sorumluyum. Ya abi oldu olacak. Her operasyon sonrası ısı haritası da çıkart. Ben bunu daha önce neden düşünemedim? Bunun üzerine çalışmamız lazım. Burada iki tane güvenlik var. Bunları ben hallederim. Uzay, o odada ne bulmayı umuyoruz? Şirketin bir numaralı Balkanlardan sorumlu hücresi. Kod adı Horus. Yeni terör örgütünün kurucusu Milorad'la bu gece buluşacak. Tahminimiz bu yönde. Anladım. Otelin en büyük, en güvenli odası burası. Büyük ihtimalle görüşme bu odada gerçekleşecek. Kesinlikle. Evet. Yani biz de bu görüşmeyi kaydedersek... istediğimiz delile ulaşıp bize kurulan tuzağı bozabiliriz. Aynen öyle. Kafamdaki mantık örgüsünü takip edebilmene sevindim. İçeri giriyorum. Anlaşıldı Atmaca. Dikkatli ol. Nazlı. Kapı. Şimdilik burada işim bitti. Gizem, sen de vardıysan iniyorum kurtarmaya. Şimdi giriş yaptık, iniyorum. Arka tarafı bulmam. Ama ön taraf çocuğuna. Eğlenceli bir gece bizi bekliyor. Hasta yolda. Sen şimdilik geri planda kal. Gel ikinci salona götür kurumuna. Hey sen! Dur! Ulan üstümü yeni değiştirmiştim. Buruş buruş olacak ya. Geliyor. Anlaşılan beklemedin sen bizi. Ha? Erken başladın. Bir tık öyle oldu. Tahmin ettiğimiz gibi. Taksi de olsan otel önünde durunca radara takıldık. Al ileri aracı. Ya birader kusura bakma lastik patladı galiba. Yani çivi falan vardı herhalde. Sen müsaade et ben iki dakika değiştireyim. Aç bagajı. Tabii tabii.
şunu kaldır. Tamam, çabuk ol. Devam et sonra. Hemen, hemen, hemen. Burası tamam. Ön kapı giriş çıkışı bende. Bu gece müzikler bizden. Umarım sizleri eğlendirebiliriz. Umarım. Sen bir baksana. Çal bir şeyler de gecemiz neşelensin. Çaldığını bilmiyordum. Bir an yakalanacağız Sami. Küçükken babam saray başında büyük elçiydi. O zaman merak saldım. Çocukluğum orada geçti. Şaşırdım gerçekten. Alışsan iyi olur. Ben seni daha çok şaşırtacağım. Pastacı abi, sen ne durumdasın? Hiç sorma. Bekle bekle, daraldım mutfakta. Erken çıkmışsın biraz. Pastayla ortada dolanmayı bırak abi. Sabit bir yerde dur bekle. Ha, ben harekete geçince siz zaten benim elimi kolumu bağlayın kardeşim. Ben taş olayım ya burada, böyle taş olayım kalayım. Geceler günler boyu inşallah. Sen rahat ol. Damat geldi. Birazdan ortalık şenlenir. Atmaca, tek başına girişme sakın. Attın zaten beni buraya. Adamı almadan bana haber ver. İçeride olağan dışı bir hareket olursa orayı sen tutuyorsun. Borusu bekliyoruz. Dışarıda bir aksilik olursa bize haber ver. Tamamdır. Bir hareketlilik var. Borus geldi galiba. Görüntü tespit önemli. İçeri girerken görüntü al. Anlaşıldı. Merkez. Size görüntü ulaşıyor mu? Uzay. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Ulaşıyor Korkut. Maalesef. Ne oldu Korkut? Uzay. Sorun nedir? Çok değerli dostlarım,
ailem ve misafirlerim. Hepiniz Balkanların yeni geleceği için çok büyük bir adım atacağımız bu özel geceye hoş geldiniz. Şimdi ben bunu nasıl söylerim bilmiyorum ama. İçeri doğru hareket ediyor. Uyanıyorum seni. Bekle beni burada.